Merhaba, Python programlamaya giriş serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda genel olarak operatörlerden bahsetmiştik. Birçok operatör gördük ve onların hangi amaçla nasıl kullanıldığına baktık beraber. Bugün de bizler için çok çok önemli iki fonksiyon olan print ve input fonksiyonlarına bakacağız. Kısaca nasıl değerler için hangi kurallarla bunları kullanmamız gerektiğini göreceğiz. Öncelikle print fonksiyonuyla başlayalım. Print fonksiyonu aslında temel olarak ekrana yazdırma fonksiyonudur. Yani ekranda herhangi bir şey göstermek, yazdırmak istiyorsak biz print fonksiyonunu kullanırız. Kullanımı ise şu şekilde. Öncelikle bir print yazdıktan sonra bir parantez açıp kapatıyoruz. Biz ekranda yazdırmak istiyorsak onu bu iki parantez arasına yazdıracağız. Mesela stringlerle başlayalım. Stringleri ekrana yazdırmak istediğimizde ne yapıyoruz? Tırnak içerisine alıyoruz. Klasik örnek olan merhaba dünya örneğiyle bir bakalım. Bunun çıktısı ne olacak? Basit bir şekilde merhaba dünya yazdırmasını bekleriz. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi ekranımızda merhaba dünya yazıldı. Bu string fonksiyonu, stringi kullanırken yani stringleri yazdırmak isterken bu şekilde print fonksiyonumuzda çift tırnak kullanıyoruz. Aynı şekilde eğer tek tırnak kullanırsak da aynı işi yapabiliriz. Fakat burada önemli olan şeylerden biri, bakın hemen zaten altını çizdi program. Biri tek diğeri çift tırnak olmayacak asla. Burada ya ikisi de tek tırnak olacak ya ikisi de çift tırnak olacak. Bu da bize aynı sonucu verecektir gördüğünüz gibi. 3 tırnak içerisine de alabiliriz yine tek tırnaktan giderken. Fakat bu diğerleri kadar belki pratik gelmeyebilir sizlere. Yine aynı sonucu alacağım. 3 çift tırnak da olabilir bu. Bunları tek tek bastırmayalım ama şu şekilde de kullanımı var. Bunları da görün istiyorum. Bu şekilde de aynı sonucu alacaksınız. Merak etmeyin. Herhangi bir tırnak olabilir, yani tek tırnaklar arasında ya da çift tırnaklar arasında ya da 3 tek tırnak, 3 çift tırnak arasında yazdırdığımızda herhangi bir sorun yaşamayız. Ama herhangi bir tırnak olmazsa string yazdırırken ekrana, bu bir sonuç üretecektir ya da baştaki tırnakla sondaki tırnak farklı olursa bu da bir problem yaratacaktır, bizlere hata verecektir. Fakat bir sayı yazdırmak istediğimizde herhangi bir tırnak işareti kullanmamıza gerek yok. String tipinden çıkıyor çünkü artık. Örneğin ekrana ben 10 yazdırmak istiyorum. Bu şekilde yazmamda hiçbir sakınca yok. Gördüğünüz gibi direkt ekrana 10 çıktısını alabilirim. Fakat bunu sayı olarak değil de eğer string haliyle, yani bir 10 değeri olarak değil de direkt 10 olarak bastırmak istediğimizde iki tırnak arasına alırsak artık o bir string'e dönüşmüş oluyor ve matematiksel olarak bir anlam ifade etmiyor. Yani bu şekilde yazıp ekrana bastırdığımız zaman programın herhangi bir kısmında bunu herhangi bir şekilde sayısal, matematiksel ifadelerde kullanamıyor hale geliyoruz. Eğer parantezin içinde, yani şurada bir matematiksel ifade varsa, yani 10 artı 8 gibi, sonucumuz bu matematiksel ifadenin sonucu olacak. Gördüğünüz gibi toplama işlemini yaptı ve bastı. Eğer matematiksel işlem tırnak içindeyse, yani şu şekilde az önceki stringlerde gördüğümüz gibi, bunu artık matematiksel ifade olarak almıyor demiştik. Bunu bir string'e çeviriyor. Bunu aynen bu şekilde string gibi yazdığım gibi çevirecektir. Bastıracaktır ekrana. Boş bir string de yazdırabiliriz. Eğer istersek. Bunun için tırnaklar arasında hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Bu bir boşluk basacaktır ekranımıza. Eğer birden çok string yazdırmak istiyorsak o zaman ne yapacağız? Mesela ekrana Python programlamaya giriş şeklinde ayrı ayrı kelimeler, ayrı ayrı ifadeler yazmak istiyorsak yine aynı şekilde string olduğu için tırnak arasına yazacağız. Fakat bu sefer ifadelerin arasına virgül koymamız yeterli. Python bu konuda dediğimiz gibi syntax olarak çok güçlü bir yapıya sahip olduğu için bize çok esnek bir çalışma alanı sağlıyor. Mesela örneğimizi verelim. Yine tırnak açtım. Yine burada virgül koyuyorum.
Yeni ifadem için tekrar tırnak, şimdi için tekrar yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde basacaktır. Eğer ayrı ayrı ifadeleri yazmak istiyorsanız, Python programlamaya girişi yine tek cümle halinde yazmak istiyorsak, tabii ki şu aralardaki tırnakları ya da virgülleri koymaya hiçbir gerek yok. Eğer ben birbirinden farklı ifadeleri birleştirmek istiyorsam da, yani ne gibi bir örnek olabilir? Örneğin Beşiktaş kelimesini ayrı kelimeler olan beşik ve taş kelimelerinden oluşturmak istiyorsam ne yapacağım? Bu sefer artı işaretini kullanmam yeterli iki kelime arasına. Yani şu şekilde öncelikle beşik kelimem, sonrasında da taş kelimem olacak. Bunları birleştirmek için direkt olarak şu aralarına artı işareti koyuyorum. Ve bakın bu şekilde basacak ekranıma. Şimdi de input fonksiyonumuza biraz bakalım. Input zaten kelime anlamıyla girdi demektir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi biz input fonksiyonunu kullanıcıdan bir girdi, bir bilgi almak için kullanıyoruz. Mesela ne gibi? Örneğin kullanıcıya diyoruz ki isminizi girin. Ve orada onun ismini yazmasını istiyoruz. Burada bir girdi almış oluyoruz. Daha sonra hatta mesela bunu print fonksiyonunda da birleştirecek bir örnek yapalım. Diyelim ki merhaba nokta nokta. Bu da nokta nokta kısmındaki de kullanıcımızın girdiği kendi ismi olsun. Kişisel bir örnek verelim burada. Öncelikle bunun için ne yapacağım? Dedik ki input alacağız. Yani bir girdi alacağız. Ben bunu bir isim değişkenine aktarayım. İsim değişkenine input almam gerekiyor. Input alırken de aynı print fonksiyonunda olduğu gibi input yazıyoruz ve parantez açıp kapatıyoruz. Yapacağımız şeyleri bu parantezin arasına yazıyoruz. Mesela ne dedim? İsminizi girin diye kullanıcımdan ismini isteyeyim. İsminizi girin dedikten sonra hemen buradan diyoruz ki print, ne demem gerekiyor burada? Merhaba nokta nokta, yani merhaba kullanıcının girdiği ismi almam gerekiyor. Merhaba burada string bir ifade. Aynı zamanda print fonksiyonunda pekiştirmiş olalım. O yüzden stringleri nasıl yazıyorduk? Tırnak arasını. Tırnağımın arasını aldım. Merhaba diyorum. Başka bir ifadeyle birleştireceğim. Bu da isim değişkeni. Onun için araya bir virgül koyuyorum. Ve bastırmak istediğim değişkenin ismini yazıyorum. Şimdi burada ne demesini bekliyorum? Programı çalıştırdıktan sonra. Benim ismimi soracak. Ben ismimi gireceğim ve merhaba Seda diyecek bana. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi isminizi girin diye sordu. İsmimi yazıyorum. Enter'a tıkladıktan sonra merhaba Seda yazması gerekiyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çıktı alıyoruz. Bunu bir de başka bir örnekle pekiştirelim. Bunlar tabii ki artabilir. Diyelim ki mesela kullanıcı iki değer girsin, iki sayı girsin ve biz bunları toplayıp girdiğiniz iki değerin toplamı şudur diye bastıralım ekranımıza. Öncelikle iki değer almam gerekiyor. Yani iki girdi, iki input almam gerekiyor. Birincisi sayı 1, ikincisi de sayı 2. Ben bunun birine sayı 1 değişkene sayı 1 adını veriyorum. İlk değişkenime. Ve burada türünü giriyorum. Integer olacak aldığım değer. Sonrasında integer için bir parantez açıyorum. Ve bunun içinde bir input alacağım. Yani bir girdi alacağım için bir de input'un parantezini açıp kapatıyorum. Burada ne yazacağım ben? Birinci sayıya girin. String ifade olduğu için yine parantez arasını, tırnak arasını aldım. Ve birinci sayıya girin diyeceğim. Burada birinci sayıyı almış olacağım. Sonrasında aynı işlemi ikinci sayı için de yapalım. Hemen şuradan kopyalayıp şuradaki değerleri değiştirirsek kısalmış olur. Burayı da ikinci sayı girin olarak değiştirdim. Şimdi ne yapacağım? Bu birinci sayı ve ikinci sayı toplam olarak bastıracağım. O yüzden aynen toplam adında yeni bir değişken oluşturuyorum. Bu toplamı değeri ne olacak? Sayı 1 artı sayı 2'nin değeri olacak. Şimdi bunu ekrana bastıralım. Kullanıcımıza diyelim ki girdiğiniz iki değerin sonucu şudur. Print diyorum. Parantezimi açtım. String bir ifade gireceğim. Diyeceğim ki girdiğiniz iki değer toplamı. Burada bunun yanına hemen eşittirin yanına
toplamın içindeki değerin basılmasını istediğim için buraya bir virgül koyuyorum ve yanına toplam değişkeninin adını yazıyorum. Şimdi bakalım çıktığımıza. Birinci sayı girin diyor. Birinci sayıyı giriyorum. İkinci sayıyı da giriyorum. Gördüğünüz gibi girdiğiniz iki değer toplamı 70 şeklinde bana hatasız bir çıktı verdi programım. Print ve input fonksiyonlarımızın genel olarak kullanım şekli ve görevleri bu şekildeydi. Bunlar tabii ki gelişmiş örneklere göre artırılabilir, daha farklı yerlerinde konutlarımızın yer alabilir. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.